Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapı taşlarına sonuna kadar sahip çıkan, halkı için hak, adalet için, ekmek için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, file file sen ye merhaba. Karanlığın solu bir ulu şafak, Sarıkaya'dan geçen yola merhaba. Efendim çok teşekkür ederim. Yalnız şunu ifade edeyim, çocukların sesi her zaman güzeldir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çocuklarla sohbet ederken arada bir sorarım, yaramazlık yapıyor musun diye. Yapmıyorum dediği zaman senin yaramazlık yapma hakkın var diyorum. Bu hakkı kullanmalısın. Her çocuk yaramazlık yapmak durumundadır. Dolayısıyla çocukların sesi olağanüstü güzeldir. Bunu bütün anne ve babalar bunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla çocuklar gürültü yapabilirler, oynayabilirler, koşabilirler, ağlayabilirler, kavga edebilirler. Ama hepimiz biliriz ki onlar çocuk ve onlar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla çocuklara sahip olmak ve onların geleceğini hazırlamak hepimizin de ortak görevidir. Efendim, çok değerli protokolümüz var. Genel başkanımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız, milletvekillerimiz hepsi burada ve değerli Çankayalılar sizler buradasınız. Sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve keyif duyduğumu ifade etmek isterim. 98 yıl, evet, insanın hayatında 98 yıl önemli. Ülkelerin hayatında da 98 yıl çok önemli. 98 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu bir dilekçeyle. Aslında kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesine göre felsefesi Sivas Kongresi'nde atılmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 9 maddelik bir umdesi vardır. Bu umdede, yani ilkede, 9 ilkede daha sonra Cumhuriyet ilk kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de seçim bildirgesi olmuştur. Dolayısıyla partinin kuruluşu az önce sizler de izlediniz. Avukat bürolarında kurulan, verilen bir dilekçeyle değil, Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları tarafından kurulmuştur. Ve Cumhuriyet'in sanayi devrimini yakalaması, üniversiteler, eğitim, hayatın her alanda, kültürde, sanatta güçlü olmanın yolları aranmıştır. Bir devrimin doğurduğu bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu nedenle dünyanın en eski ve en köklü partilerinden birisidir. Avrupa'nın en büyük ve en güçlü, en çok üyeye sahip olan yine partisidir Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti olarak. İnsanı öncelemiştir, ülkenin kalkınmasını öncelemiştir, barışı öncelemiştir, birlikte yaşamayı öncelemiştir, eğitimi öncelemiştir. Bu ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir ve bundan sonra da kaybetmeyecektir. Çünkü çocukların sesi geliyor, gelecek onlarda ve umudumuz da yine onlarda. İki başkanımızı da büyük bir dikkatle dinlediniz. İki başkanımız da, burada olan iki başkanımız da Ankara için mücadele ediyorlar. Ankara kurulduğu zaman Ankara'da bakkal dükkanı bile yoktu. Büyükelçiler geliyorlar. Büyükelçilerin alışveriş yapacağı yer yok ve bir kooperatif kuruluyor o zaman. Büyükelçiler alışveriş yapsınlar diye. Çünkü mağaza yok, başka bir şey yok. O yoksul kent bugün dünyanın saygın kentlerinden birisi oldu. Büyükelçilikler geldiler. Kültürde, sanatta, her alanda gelişen bir kent oldu. Zaman zaman benim de öğrenciliğim burada geçti. Üniversite öğrenciliğim burada geçti. Cıvıl cıvıl bir Ankara'yı hatırlarım. Sinemaları, tiyatroları dolan bir Ankara'yı hatırlarım. Ama daha sonra böyle karamsar bir atmosfer çıktı. Kara bulutlar çıktı. Ve dolayısıyla o cıvıl cıvıl Ankara'yı biraz unuttuk. Şimdi onu Mansur Başkan yeniden ayağa kaldıracak. Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla yeniden ayağa kaldıracak. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var. Ağaca, yeşilliklere hepimizin ihtiyacı var.
Ağaç tek başına bir ağaç değildir aslında. Ağaç altında uzanıp gökyüzünü izlediğimiz bir mekandır aynı zamanda. Yakıcı güneş olduğu zaman sığındığımız bir mekandır aynı zamanda. Ağaç aynı zamanda kafamıza bir elma düştüğü zaman Neptün'ün yer çekim gücünü bulduğu ağaçtır aslında ağaç. Dolayısıyla ağaç sadece bir ağaç değildir. Bizim hayatımızın bir parçasıdır aslında ağaç. Dolayısıyla o ağaçların altında şarkılar, türküler, bazen aşklarımız oldu o ağaçların altında. Dolayısıyla bizim hayatımızın bir parçasıdır yeşillikler ve doğa. Çünkü biz doğanın zaten bir parçasıyız. Gökyüzünü bir ağacın altında seyrettiğimiz zaman gökyüzün sonsuzluğunu görürüz. Ve o sonsuzluk içinde ne kadar sorular kafamızda var. Ve bu soruları nasıl keşfedebiliriz, nasıl bu sorulara yanıt alabiliriz diye bazen düşünürüz. Sık sık tekrarlarım. Öğrenciliğim burada geçti. Sonra 12 yıl İstanbul'da kaldım. Sonra buraya bürokrasiye tekrar geri döndüm. Geri döndüğümde Saracoğlu Mahallesi'nde kalırdım. Saracoğlu Mahallesi'nde ön tarafında Kumrular Sokak, arka tarafında bir park vardı. Ama bakımsız bir park. Bahar olunca orada bir ağaç pembe bütün çiçeklerini açardı. Ve ben hayatı orada her bahar yeniden keşfederdim. Ve beklerdim o ağaç ne zaman çiçek açacak diye. Dolayısıyla hayatın bir parçası doğa ve doğayı güzel kılmak lazım. Doğaya ihanet etmemek lazım. İşte iklim değişiklikleri şunlar bunlar aslında insanın doğaya biraz zulmetmesinden kaynaklanıyor bütün bunlar. Dolayısıyla bir güzel Ankara'yı yeniden inşa edeceğiz. Geçen yıl Çubuk Barajı'nı yapmıştı. Mansur Başkanımız oraya gittik. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. O barajın nasıl yapıldığının öyküsünü kaç çocuğumuz biliyor acaba? O barajın orada bir duvar mı var? Heykel bir şey vardı orada. Bir tabela da vardı orada. İsmet İnönü'nün bir sözü var. Acaba kaçımız biliyor ve kaçımız gittik oraya? Bir kentin tarihini öğrenemezsek kentin ne olduğunu bilemeyiz aslında. Kentte kaç tane müze var? Söyledim başkanıma. İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını hazırlayın. Bu kente gelen turistler otel odalarında broşürlere bakarken Ankara'da kaç tane müze olduğunu bilsinler. Dünyanın en köklü tarihi olan kentlerden birisidir aslında Ankara. Dolayısıyla Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım. Ankara kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun başkentidir. Ankara yeşillikleri içinde, kırsalda, bozkırda yeşillikler içinde yeniden inşa etmek için mücadele ettiğimiz bir kenttir. Bir kültür kentidir, bir tarih kentidir, bir üniversite kentidir, bir bilim kentidir. Dolayısıyla Ankara'ya yaraşır hizmet vermek gerekiyor. Belediye başkanlarımız da sizler için çalışıyorlar. Sizler için çalışmak demek İnsanlar için çalışıyorlar. Sadece Ankaralılar mı? Hayır. Ankara'ya gelenler için de çalışıyorlar. Dolayısıyla Ankara'nın güzelliğini sadece Ankaralılara değil, bütün dünyaya duyuracaklar. Efendim hizmette rekabetten söz etti Mansur Başkanımız. Elbette tatlı bir rekabet olacak. Her başkan diğer başkanı aşmaya çalışacak. Daha güzel olacak. Bu rekabeti Sayın Başkanım sadece siz değil, bütün Türkiye görüyor aslında. Ve bütün Türkiye sizin bu yaptığınız hizmetlerin, yarışın ne kadar güzel ve ne kadar değerli olduğunu biliyor. Bunun farkında. O nedenle biz bütün belediye başkanlarımıza şükran borçluyuz. Özellikle pandemi döneminde gerçekten de bütün belediye başkanlarımız birer tarih yazdı. Onların yapamadığını bizim belediye başkanlarımız çok kısa süre içinde hayata geçirdiler. Ve çok kısa süre içinde okullarda, caddelerde, hastanelerde, sokakta, nerede olursa olsun vatandaşın yardımına koştular. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadılar. Bu çok önemliydi. Çünkü sosyal belediyecilik sadece ağaç dikmekle değil, doğrudan doğruya vatandaşa dokunmakla da oluyor. Bu güzel hizmeti verdikleri için başta Alper Başkan'a, Çankaya'yı daha da güzelleştirdiği için, Mansur Başkan'a Ankara'yı daha güzel ve hoş kıldığı için
Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü çabalar yapıyor. Bütün imkansızlıklara rağmen o da Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içinde göreceksiniz. Sözüm söz. Sözüm söz. Türkiye söz. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Yeni bir cumhuriyet, güçlü bir cumhuriyet, doğru bir cumhuriyet, ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Bunu yapmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğu. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim.